Kar yağışı devam edecek. Birkaç gün daha devam edecek. Hatta çarşamba, perşembe doğuda kar yağışı biraz daha kuvvetleniyor. Dolayısıyla hayatı biraz daha fazla etkilemeye, daha fazla köy yolunu kapatmaya belki de devam edecek. Tablomuzda da görüyoruz. Haritada. Bu yarının haritası. Doğu Anadolu'ya direkt kar geliyor. İç Anadolu için o karla karışık yağmur, Batı Karadeniz için kar ikonunu görüyorsun. Bu evet. Başkent için kardan bahsedelim istersen. Evet. Kar olasılığı şöyle. Öyle çok hayatı etkileyecek bir kar olacağını zannetmiyoruz. Neden? Yılın ilk karı ama. Evet, başkent için, şehir merkezi için, şehir içi için en azından öyle. Şimdi yağmur şeklinde başlayıp soğuk hava üzerine ekleniyor. Yağışın bitmesine şöyle belki de birkaç saat kala artık soğuk yağışın kara dönmesi için yeterli seviyelere gelmeye başlayacak. Dolayısıyla belki saatler mertebesinde başkent karlı karışık yağmur ya da kar görebilir ama geceden itibaren zaten yağış kesiyor. Bu iyi durum mu? Hani değil. Çünkü soğuk etkisini sürdürmeye, daha doğrusu etkisini artırmaya devam edecek. Ardından gelen günlerde 3-4 derecelerde kalacak. Başkentin günün en yüksek sıcaklığı. Gece -5'lerde. İç Anadolu geneli için bu durum söz konusu. Keskin başkent soğuğa geçiyor başkent. Dolayısıyla yalnızca hava soğuk değil, kuru soğuk kuru ve soğuk. Öncesinde yağış var. Bu ne anlama geliyor? Zemindeki ıslaklık buza dönecek. Zeminin rengini alarak buza dönecek demek. Yani gizli buzlanma dediğimiz hadise. Batı Karadeniz içinse önümüzdeki iki gün, yarın öbür gün hatta belki sonrasında da üçüncü günde de yani cuma günü de kar olabilir. Bayağı adam akıllı hayatı etkileyebilir. Bolu çevreleri. Bolu çevresi. Bolu deyince tabii ki birçoğumuzun aklına dağ geliyor. Biz dağdan bahsetmiyoruz. Şehirden bahsediyoruz. Evet. Yani adam akıllı bir kar yağışından bahsediyoruz. Marmara bu yağıştan, daha doğrusu bu sistemden ne kadar etkileniyor? Evet, bugün sıcaklık biraz artıyor. Yarın öbür gün 3-4 derece daha düşecek. Üşütür mü? Üşütür. Kış dedirtir mi? Evet, soğuk dedirtir. Ama işte İstanbul 9-10 derecelere iniyor. Bu kadar. İşte Bursa 8-9 derecelere geriliyor. Bunun daha ötesi yok. Öyle kar seviyelerinde görmüyor. Ama Karadeniz'i hem yağış bakımından, miktarı bakımından hem de yağışın kara dönme olasılığı bulunan merkezler açısından Batı Karadeniz'i o rakımı işte böyle 700-800 metre civarı Bolu'dan itibaren örneğin yağışlar kara dönmeye başlayacak. Bu ayın ilk gelen soğuk dalgası. Onu soracağım. Bir tane daha görünüyor. Bir tane daha ayın 10'undan sonra görünüyor. O ayın 10'undan sonra gelecek. Tabii uzun vadedeki modellerin gücü bazen sapabiliyor. Zayıf görünüyor, daha kuvvetli geliyor. Bazen kuvvetli görünüyor. Tarih yaklaştıkça daha zayıf olabiliyor. Zayıf ya da model yanlış yakalamış olabiliyor. Ama şu anki göründüğü gibi gelirse Marmara için de böyle bir hani İstanbul için net bir şey diyemeyiz ama Marmara'da yüksek kesimler için de bir kar olasılığı yapabilecek güçte bir soğuğa benziyor. Ayın 10'undan sonraki bahsettiğimiz soğuk hava dalgası. O nedenle onu takip edeceğiz, ayrıntıları vereceğiz. Ama bugün Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da, Hakkari, ondan sonra Van, Bitlis, ondan sonra Mardin, Siirt olaylarında sel riski var, ağır bir yağış var. Bu yağışlar yarına zayıflıyor ama kuzeyde yağışlar kuvvetlenmeye başlıyor bu sefer. İşte o soğuk hava girişiyle beraber de yağışlar yavaş yavaş Bolu dolaylarında kara dönmeye başlayacak. Bu sene biraz güneye inerek geliyor sistemler, evet. Avrupa'dan. O nedenle şu anki görünen tabloda soğuklar rahat giriş yapıyor Aralık'la beraber. Bakalım ikinci yarısında neler görürüz. Neler yani göreceğiz. İki dalga çok rahat giriş yapacak gibi görünüyor.